Su istemeye geçtim. Aa, iyi de yemek var abi. Tuzlu uzatsana bana. Al. Biraz ekmek versene. Abi oldu, al abi. Al bardağını. Evet, ekmekleri de ya. Ekmek mi yapalım? Al. Bu haftalığımızı zamlı ücrete göre alacaktık. Haydar Bey söz vermişti. Ben bilmem. Bordroda ne yazıyorsa onu öderim. Ben bu parayı kabul etmem. Sil bordrodan imzayı. Murat Taner. Evet efendim, onun başının altından çıktı. Parayı almayınca işçilerin çoğu da ona uydu. Elebaşı Murat, çıbanbaşı. Nesine güveniyor bu hergele? Fakat söz vermiştik onlara. Kazancımızın gün geçtikçe ne kadar arttığını hepiniz biliyorsunuz. Devir değişti Haydar Bey. Artık sizin o işçi patron kardeş olsun tarzını sökmüyor. Bundan sonra fabrikanın yönetimini biz devralacağız. Ama fabrikanın %60 hissesi benim, yönetim kurulu başkanı da benim. İktidar değişikliği yapıyoruz Haydar Bey. Yoksa fabrika 10 sene evvelki gibi işçilerin eline geçebilir. O zaman biz yetiştik, kurtardık. Şimdi de biz idare edeceğiz. Başka çare yok. Ama sizin yaptığınız işçinin hakkını yemek olur. Ha, anlamadım. O hayvanlar haklarının ne olduğunu ne bilirler. Ellerine biraz fırsat geçse tepemize binerler. Babacığım, topumu aldın mı? Hayır, alamadım oğlum. Ama beni hep kandırıyorsun baba. Beni de kandırıyorlar oğlum. Ama bu kağıt topla da oynanmıyor ki baba. Höst demeli senin gibisine. Haftalığını niçin almadın? Freye kızıp yorgan yakılır mı? Almamam lazımdı hanım. Bu işe senin aklın ermez. Senin aklının erdiği belli işte. Günden güne kötülüyoruz. Ne vardı da geldik şu koca şehre. Daha iyi yaşamak için anne. Köyde ağanın esiriydik. Sanki ne? Burada esir değil misin? İşte ispatı. Eloğlu hiç gözünün yaşına bakıyor mu? Sen şunu iyice bir belli akılsız oğlum. Köyde toprak ağası neyse, şehirde de makine ağası odur. Tıpkısıdır. Bak ana, ben köydeki Murat değilim artık. Şehir deyip geçme, insana büyük faydaları var. Bak, ben hakkımı aramasını öğrendim artık. Siz hiç merak etmeyin, yakında her şey düzelecek. İnşallah. Haftalığı alamadık. Nasıl idare edeceğiz? Bunlarla baş edemeyiz. Peki pes mi edeceğiz? Biz haklıyız. Hayatımızı, sıhhatimizi harcayarak ancak çocuklarımızın karnını doyuracak kadar para istiyoruz onlardan. Fazla bir şey değil. Eğer sendikamız greve karar verirse, dertlerimizi patronlara anlatacak fırsatı bulabiliriz. Onlar da insan, herhalde bizi anlayacaklardır. Tabii, olur. Gir. Ben lazım gelen yerlere, evet, söylerim. Gel. Siz hiç merak etmeyin. Güle güle. Ne haber isyancıbaşı? Yok beyim, isyancılık değil benimki. Söz verilmişti bize. Saat ücretlerine zam yapılacak. Bugünlerde işlerimiz çok kötü gidiyor Murat. Ama Cemil Bey, çift var diye çalışıyoruz, gene de mal yetiştiremiyoruz. Siz işçilerin cahil kafası bu işlerden anlamaz. Ben seni severim Murat. Ama bakıyorum, bana karşı çıkıyorsun. Yok beyim, benim size karşı çıktığım yok. Ben haksızlığa karşıyım. Ekmek yiyorsun buradan. Siz de bizim yüzümüzden ekmek yiyorsunuz beyim. Bizim yediğimizde içtiğimizde gözünüz var. Paramızda gözünüz var. Oturduğumuz evi, bindiğimiz arabayı kıskanıyorsunuz. Ne bileyim ben, her şeyimiz gözünüze batıyor. İşte, düşmanlığınız bundan. Hayır, kimsenin parasında pulunda gözümüz yok. Biz çalışan kazansın diyoruz. Biz çalışanın cahil kafası bu işlere ermez diye hakları yenmesin istiyoruz. Çocuklarımızın utanmadan giyeceği bir elbisesi, kuru ekmeğimizin yanında zeytinimiz olsun istiyoruz. Daha fazlası olur Murat. Çekil aradan. Açıktan para veririm. Olmaz. Ben bütün çalışanların hakkını istiyorum. Vermezsen ne olur? O zaman greve gideriz. Müsaadenizle. Biraz sert davranmıyor muyuz? Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Topun ağzında üçümüz de varız. Bir punduna getirirlerse üçümüzü de dehlerler. Korkmayın çocuklar. Eğer birlik olursak hiç kimse bizi yenemez. Rasim dayının kızı iş getirecek bana. Çorak koncu dikeceğim. Tanesi 20 kuruş. Aç mısın, açıkta mısın be kadın? Çalışıp sana yardımcı olmayı düşündüm. Ben istemiyorum o kadar. Peki. Bırak elindekini, bırak da şu çocuğu yatır. Bir daha da yatağında uyutmazsan fena yaparım. Üstüne varma bugünlerde gelin, canı iyice sıkkın. Hadi sen de yat, ben Ömer'i yatırırım. Peki anne. Niçin uyumuyorsun? Uyku tutmuyor gözümü. Arkadaşlarımı düşünüyorum. Çetin günler var önümüzde. Onların tasası sana mı düştü yani? Kader birliği yaptık bir kere. Aynı derdin içindeyiz. Bana güveniyorlar. Kapı çalınıyor, hayırdır inşallah. Arkadaşları çoluk çocuğu kırıp geçirmişler. Beş kişi evi basmışlar. Hak öyle alınmaz, böyle alınır diye vermişler dayağı. Öğleden sonra çocuk kaybolmuş. Bir arkadaşına gitmiştir diye düşünmüşler. Bir arabayla getirip iki ayağını kırıp kapının önüne atmışlar. Murat gelsin de görsün demişler. Kahvedeydim, evi basmışlar. Murat görsün de patronla uğraşmanın ne demek olduğunu anlasın demişler. Arkadaşlar, görüyorsunuz patronlarımızdan hala ses eda çıkmadı. Bizleri kaderimizle baş başa bıraktılar. Hepsi keyfinde, bizi düşündükleri bile yok. Arkadaşlar, kaderimizi tayin etmek bizlere düşüyor. İşte onun için ben açlık grevine başlayacağım. Zaten açlığa talimiz. Haklarını almak için o kadar ıstırap çeken insanlara istediklerini vermeliyiz. Senin düşüncesizliğinden oldu her şey. Her şeyi düzene sokmaya kararlıyım. Hisselerinizi bana satmanızı istiyorum. İdare heyetini tasfiye edeceğim. Ne oluyor burada? Görmüyor musun? Grev var. Ölüm orucu tutuyorlar. Sen de katılsana. Niyeymiş o? Zayıflarsın ulan manyak. Eninde sonunda benim lafıma gelecek. Şehir bizim nemize. Öyle söyleme anneciğim. Şehrin ne kabahati var ki? Şehri kötü eden gene insanlar. Murat bunların arasında tek başına ne eylesin? Ne eyleyecek? Çalışıp ekmeğini kazanacak. Tez gideceksin Ömer. Bunları yetiştir babana. Dediklerimi söylemeyi de unutma. Orucu bıraksın. Unutmam babaanne. Allah'a ısmarladık anne. Güle güle oğlum. Anneciğim, niye sinirleniyorsun? Niye sinirleneyim ki? Sinirlenmiyorum, üzülüyorum. Bu senin bildiğin oruç değil. Bana bak, benim bildiğim oruç ya Ramazan'da tutulur ya da 3 aylarda. Babaannem gönderdi, çok kızgın. Ramazan değil, 3 aylar değil, benim oğlum ne orucu tutuyor diyor. Anama söyle tasalanmasın. Ben şimdi aç kalıyorsam, ileride senin ve senin gibilerin karnı doysun diye koçum. Hadi sen eve git. Peki baba. Grevcilerin haklı olduğunu bir daha söylüyorum. Anlaşma yapmak için temsilcileriyle konuşacağım. Suyu ısındı bunun. Ayağımıza ayak bağı oldu. Bir yerden para bulduğu belli. Fabrikayı elimizden alacak. Murat denen köpeğin yüzünden. İlk fırsatta ikisinin de hesabını görmemiz lazım. Beni dinleyin arkadaşlar. İnanın bu duruma çok üzülüyorum. İşinizin başına dönün. Ben ortaklarımla görüşüp isteklerinizi kabul ettireceğim. İmalatı artırmak için yeni işçi almışlar. Bu patronların bir oyunu. Bu oyunun arkasından lockout gelir. Ve eski işçiler çıkartılır. Bir konuşayım şunlarla. Bakın arkadaşlar, siz bu oyuna gelmeyin. Alet olmayın onlara. Hadi ulan! Ortaklarla aramızda bir anlaşmazlık oldu. Telaşlanmayın. Her şeyi yoluna koyacağız. Sana inanmıyoruz. Yarın çocuklarımızın karnının tok olmasından emin olmak istiyoruz. Bu işi düzelt, yoksa sonu kötü olabilir. Çok güvendiğin işçilerinin neler söylediğini duydun değil mi? Bugün para isterler, yarın hayatını. Tahkikat dosyasından anlaşılacağı gibi sanık Murat Taner, patronu Haydar Şensoy'u cinayet öncesi alenen tehdit etmiştir. Sanık bu beyanını kabul etmektedir. Ayrıca suç aletinin sanığa ait olduğu kesinlikle anlaşılmıştır. Sanık maktulü taammüden öldürmüştür. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca idam talebiyle yargılanmasını ve tecziyesini istiyorum. İddianame yüzüne karşı okundu. Bir diyeceğin var mı? Ben öldürmedim. Mesele ekmek kavgası yaptığımız arkadaşlarımın da meselesiydi. Yani ekmek davası vardı aramızda sayın hakimim. Cinayet mahallinde bulunan çekicin sana ait olduğunu kabul ediyor musun? Evet. Cinayet saat 9:40'da işlenmiş. O saatte neredeydin? Rasim Usta ve Kemal'le birlikte meyhaneye gitmiştik. Onların da şahit olarak dinlenmesini istiyorum efendim. Murat'la saat 8:30'a kadar beraberdik hakim bey. Tekin meyhanesinde içiyorduk. Murat'ın Haydar Şensoy'u öldürdüğüne dair kanaatin nedir? Çok üzgünüm efendim. Murat çok sinirliydi. Kendisine oynanan oyunu patronların yanına bırakmayacağını söylüyordu. Haydar Bey'e de Murat'a da yazık oldu efendim. Allah şaşırtmasın hakim bey. O gece meyhaneden çıktığımızda Murat'ın elinde çuvala sarılmış bir şey vardı. Çekiç olduğunu söyledi. Evde tamirat yapacakmış. Haydar Bey'i öldüreceğini bilemezdim ki hakim bey. Üzüntümüz sonsuzdur sayın hakimim. Ortağımız Haydar Bey büyük bir insandı. İşçilerimizin menfaatini düşünürdü. Bir tek Murat'la geçinemezdi. Onu daima ölümle tehdit ederdi. İstediklerini güzellikle yapmazsa zorla yaptıracağını söylerdi. Murat, Haydar Bey'i devamlı tehdit ederdi. Fabrikaya ilk geldiğimizde Haydar Bey'i öldürdüğü çekişle üzerime yürümüştü. Haydar Bey bizi fabrikaya aldığında Murat bizi de tehdit etti. Karar gereği görüşüldü. Şahitlerin de ifadelerinden ve suç delilinden sanık Murat Taner'in maktul Haydar Şensoy'u öldürdüğü kesinlikle anlaşılmıştır. Sanık Murat Taner'in 24 yıl ağır hapis cezasıyla tecziyesine karar verildi. Söndür ulan sigaranı! Bu koğuş da bana sormadan hiçbir şey yapılmaz. Beni rahat bırakın. Yumulun! Gardiyanlar geliyor! Toparlanın! Ne oldu bu adama böyle? Acemiymiş, ranzadan düştü. Salla zarını at ulan, harbi oynuyoruz. Keriz mi var burada? Anladık, o kadar. Oynayacaksan oyna, hadi at bakalım. Tamam hadi, evet. Çıkın bakalım. Angırları çıkın. Hadi be! Hadi at ulan biraz daha artırdım. Tamam. Dur ulan, hepsini at bakalım, hadi! Tamam, hadi! Allah! Şansı bak be! Paspasla yerleri! Ulan Neşe, sıra sende abicim! Hadi be, hadi! Hadi oğlum, oyna işte, oyna! Hadi! Tut bakalım korsanı! Tuttuk, hadi bakalım! Neşe önünü, al bakalım! Kışımı ne dürtüyorsun lan? Erkete duruyoruz, görmüyor musun? Tamam hadi, oyna bakalım, hadi! Oynuyoruz oğlum! Oynuyoruz lan, tutacağız işte! Hadi, salla canını, salla! Salla! At bakalım! Görmüyor musun? Evet. Yaksana şu sigaramızı lan! Dur bakalım şimdi, şöyle... Al, bastık mangırları, hadi! Hadi oğlum! Sıra bizde! Dur lan! Yaklaştır lan, yaklaştır! Hadi be! Hadi! Tamam. Keşke uğraşmasaydın onlarla. Bak, ne oldu şimdi? Ben öldürmedim. Bir kuruşumuz yok kenarda. Çalışacağım. Dikiş gelir elimden. Oysa ben hiçbir şeyin kötü olmasını istemedim. Sigara getirdim sana. Bizi merak etme. Hı. Dikkatli bayan lan! Haa, tamam, şöyle oldu işte. Evet. Bana bak! Bunu da boyayacaksın, ayna gibi olacak, hadi! Ah benim saf oğlum! Bu koca şehir yener bizi, sinek gibi ezer demiştim. Nevin? İyi bir iş bulmuş. Yeni mantoları almış. Ben onu sana emanet etmiştim anne. Avrat kısmı bir anaya bile emanet edilmez. A benim saf oğlum. İşte böyle. Görmedim. Hayır! Hayır! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu saatten sonra oyunmaz. Kalkın kumar oynayalım. Kalk ulan, çay demle de içelim hadi. Oğlum niye ağlıyorsun bakayım? Ağlama yavrum, gel benimle. Çalışıyorum. İyi kazanıyorum. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Para bile biriktiriyorum. Vaziyetimiz çok iyi. Yeni kıyafetler aldım. Eve de yeni eşyalar. Evi de değiştirmeye karar verdik. Çıkınca yeni evimize gelirsin. Berbere gitmeye başladım. Manikür pedikür de yaptırıyorum. Çıkınca senin çalışmana lüzum bile kalmayacak. Çok rahat edeceksin. Her şey senin için kocacığım. Hayatın müşterek olduğunu hapise girdikten sonra o kadar iyi anladım ki. Seninki geldi. Otobüsü iyi çalışıyor. Kaç para getirdi acaba? Boz yapma bize! Karı tezgah kurmuş, sen de sebepleniyorsun, öyledir mi yavrum? Çıtır çıtır yerler karıyı, bekletmezler. İstese de bekletmezler. Şey... Susun lan! Susun! Bana mı hırladın? Sana hırladım. Hepinize hırladım. Bütün dünyaya hırladım. Artık dişlerimi göstereceğim. Bu zamana kadar hep beni ısırdı insanlar. Bundan böyle ben onları ısıracağım. Hadi ulan zırvalama, git çay yap. Çalışmıyorum. Grevdeyim. Gardiyanlar geliyor. Ne oldu bu adama böyle? Acemiymiş, ranzadan düştü. Bir çay yapın. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Büyük lokmayı büyük söyleme. Dışarıdaki ve içerideki şişman amcalardan gelen paralar. Bu paraları içerideki arkadaşlara dağıtın. Karılarına göndersinler. Göndersinler ki karıları yeni mantı almak için çalışmak zorunda kalmasınlar. Dışarıdaki bütün büyükler seni bekliyor. Af garantileşti. Ne karının ne de çocuğunu bulabildik. Hadi. Siz gidin. Murat 3 gün sonra çıkıyor. Hem içeride hem dışarıda çok kuvvetli örgüt kurmuş. Başımıza bela olacak. Belli ki 14 senenin acısını çıkaracak bizden. Yaşatacak mıyız? Hayır. Çıktığı gün bir karşılama töreni yapmamız lazım. En küçüğümüz sensin, bunu sen yapacaksın. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Gidelim. Hayrola oğul? Resmileri giymedin. Artık sivil çalışacağım baba. Önemli bir vazife aldım. Hayırlı olsun oğlum. Kendine dikkat et. Birkaç gün eve gelmezsem merak etme baba. Aftan sonra şehir kanunsuzlarla doldu. Her an birbirleriyle dalaşabilirler. Bunları yakalamak, şehrin asayişini korumak bize düşer. Allah seni korusun. Doğru yoldan hiçbir zaman ayrılma oğlum. Sağ ol baba. Oturun arkadaşlar. Birlikte çalışacağımıza sevindim. Hayır. Benim emrimde çalışacaksınız. İtiraz eden var mı? Yok. Evet mi? Tamam, tamam abi. Bildiğimiz o biçim yollardan hayli şişmanlayan amcalar olmuş. Zayıflatacağız. Haksızlığa haksızlık, kuvvete kuvvet. Merhamet tanımam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Öyleyse kutlayabilirsiniz. Şerefe. Şerefe. Kimse kımıldamasın. Ne o beyler? Doğum günü partisi mi? Arkadaşımız Murat içeriden çıktı da onu kutluyoruz. Kimde silah arayacağını bile bilmiyor. Bilirim. Birbirinizden farkınız yoktur. Hayır, bilemedin evlat. Bir gün seni morgda yatmış görürsem bir hiç uğruna gitti derim. Katilin de mutlaka seni arkandan vuracaktır. Adet bu mudur? Sen böyle o genç yüreğine güvenirsen, evet. Gidiyoruz. Kim bu? Ekipler amiri, sicili çok temiz, hepimize kan kusturuyor, rüşvet tayemez, son derece dürüst biri. İyi, böyle düşmanım olsun isterim. Toplantı bitmiştir, arabayı hazırlayın gidiyoruz. Baş üstüne. Şehri yendim ana, satın aldım onu. Bak, bunlar da senin. Kurzamda toprağımın, işçi muradımın ekmeği var. Şehrin kirli parasını istemem. Bağla şu hergelenin elini ayağını. Ettiğin yalancı şahitlik için sana öyle bir ölüm hazırlayacağım ki bütün ölümlerden güzel olacak. Bak. Nasıl? Beğendin mi? Yürü. Abi yapma. Yürü. Ne olur abi yapma. Hayır, hayır yapma. Yapma abi. Abbas'la Hüseyin'i öldürenin Murat olduğunu tahmin ediyorum. Vaktiyle aynı fabrikada beraber çalışmışlar ve Murat aleyhinde şahitlik yapmışlar. Murat'ın hapisten çıkmasıyla bütün kanunsuzlar birbirine düştü. Aralarında amansız bir savaş başladı. Bize de aradığımız fırsat çıktı. Haklısın. Yalnız sabırlı ol. Murat çok kuvvetlidir. Harcanmanı istemem. 8 avukatı var, adamı ipten alırlar. Evet efendim, merak etmeyin. Eninde sonunda Murat'ı suçüstü yakalayıp kanuna teslim edeceğimden emin olabilirsiniz efendim. Herif umduğumuzdan büyük çıktı. Kinini bir bıçak gibi bilemiş. Çok akıllıca davranıyor. Küçükten büyüğe doğru temizliyor. Korkuyla yüreklerimizi çürütmek istiyor. Şimdi sıra bende. Paniğe kapılma. Bizim ondan evvel davranmamız gerekli. Hakkında çok şey öğrendim. Küçücük bir işçiyken şimdi bu karanlık dünyanın kralı olmak kolay değil. İçindeki bu kini, nefreti anlamıyorum. Seni büyük eden bunlar. Ama bunlar bittiği gün yıkılacaksın. Dünya kötülerin dünyası evlat. Sen de bunları anlayamayacak kadar gençsin. Ben bir polisim. İnsanların güvenle yaşaması, çocuklarının okula güvenle gidebilmesi için çalışıyorum. Buna engel olan herkes düşmanımdır. Bunu çok iyi biliyorum. Bak evlat, sana hayat hikayemi anlatacak değilim. Ama bazen insanlar dünya kadar düşmanı hem cinslerine kan kusan bir silah haline getirebilirler. Senin suçlu bildiğin insanların kaçta kaçı gerçek suçludur? Dışarıda saygıdeğer kalın sırtlı kaç suçlu yaşar bilir misin? Kanun dediğin o katı yargılamanın bir insanın yüreğinden geçeni anlamadan gücü ve değeri nedir? Bir insanın yüreğinden bahsetmenize şaştım. Evet. İnsanların bir yüreği vardır ve tüm kanunlardan üstündür. Bunu sizden duyduğuma sevindim. Bir daha karşılaşmamak için Allah'a dua edeceğim. Bak evlat, içimden bir ses yeniden karşılaşacağımızı söylüyor. Politikacılar zora düştüklerinde polislerle bizler arasında nasıl bir tercih yaparlar, önce bunu öğren. Maalesef bunu da iyi bilirim. Lale! Lale kızım! Geldim babacığım. Murat gelecek, bulacak beni. İntikamını alacak, yaşatmayacak beni. Üzülme baba, ben Murat'ı bulur konuşurum. Söyle, İlyas nerede? Söyle! Ava çıktı, aşağıdaki ormanda. Babamın peşini bırak, kendinden pay biç. Namusluydun ama ne oldun? Şimdi kapkara bir dünyada yaşıyorsun. Al beni! Babamın 3 günlük ömrüne karşı al beni! Sen de babasın, senin oğlun da seni kurtarmak için canını veriyor. Oğlum yok benim! Ailemi mahvettiler! Şimdi, babana işçi Murad'ın selamını söyle. arabaların hepsi senin? Evet, benim. Sen hapse girdikten sonra zengin oldum. Sıra bize geldi. Daha değil. Topuzoğlu kardeşlerin ona ne olduğunu göstermemiz gerek. Yıllarca uğraşıp kurduğumuz bu büyük düzeni bırakıp kaçacağımızı sanıyor. Memlekete haber salalım. Kapapo, Hüseyin, Kesik Kemal adamlarıyla hemen gelsinler. Haklısın. Alo? Peki, sen hiç merak etme. Benden haber bekle. Kemal, Murat ona uğramış. Çok korkuyormuş. Sakın polise... Kardeş gibi sevdiği Murat'a yaptıktan sonra bize de haydi haydi kalleşlik edebilir. Onun için başını ezmek lazım. Beni affet Murat. Ben sana... Baba! Baba! Babacığım! Üzme kendini. Kim bilir, belki de seni kurtarabilmek için kendini satmıştı. Babalar böyledir Lale. Bana ne söylemek istedin? Karının yerini biliyordu. Karım? Karıcığım, hapisten çıktıktan sonra seni, Ömer'i çok aradım. Aramadığım yer, sormadığım kimse kalmadı ama hiçbir yerde bulamadım. Bulamazdın ki. Ömer benim kirli hayatımdan çok önce kaçtı gitti. Sonra Ömer'i bulduğumda Hacı Ömer medresesinde İmam Hüseyin'in yanındaydı. Babasından kalan tek hatıra. Bir penaltı atarmış babası. Ömer bu topu canlı kanlı bir insanmış gibi sevdi. Beraber uyudu. Oğlum, Ömer'imdi. Artık o senin oğlun değil. Kaç kişinin kanı var elinde. Söyle istersen babası olduğunu. Hayır. Onun babası sensin. Söyle, abin nerede? Cemil nerede? Cevap ver! Korudaki yazlık evde. Patron! Patron! Ne var, ne oluyor? Murat fabrikaya baskın yaptı, bütün arkadaşları öldürdü. Murat mı? İşte geliyor. Ya, anlaşıldı. Hemen harekete geçiyoruz. Beklediğimiz an geldi. Murat, Cemil ve adamlarını Mutlu Akü Fabrikası'nın deposunda basmış. Hemen ekibini topla. Emredersiniz efendim. Kıpırdama Murat! Neden vurmadın beni? İyi iş başardınız komiserim. Artık terfi edersiniz. Başkomiser olursunuz. Niye ateş etmedi? Neden vurmadı beni?